Alo. 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 Melis. Melis beni duyuyor musun? Suha ben Suha. Alo. Melis üniversiteden aradılar. Memduh Hoca'yı almaya gidiyorum. Ama çok yağmur var. Yoldayım. Benim yerime sen karşılayabilir misin? Alo. Melis beni duyuyor musun? Alo.
Kimse yok mu? Açın be, açın! Kimse yok mu? Nihayet birilerini buldum galiba. Gönüllerimizin bir olması gerek. Küskün, dargın varsa gönül açıklarını ortaya dönsün. Aradaki kırgınlıklar kalksın. Döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Düşürdüğün varsa kaldır. Derdini söyle ki derman bulasın. Hakkı olan hakkını talep etsin. Barışmamakta ısrar eden varsa Cem'i terk etsin. Şimdi Cem'deki bütün canlara soruyorum. Gönüller bir mi erenler? Eyvallah. Gönüller bir mi erenler? Eyvallah. Gönüller bir mi erenler? Eyvallah. Aşka nişan davaya delil ister. O halde nişan delil göster. Edep erkanımız gereğince görgü benden başlayacaktır. Yüzüm yerde, özüm darda, erenler huzurunda. Hak Muhammed Ali divanında canım kurban, tenim tercüman. Benden gücenmiş canlar varsa çıkıp söylesin. Hakkı olan hakkını istesin. Zira bu meydan Muhammed Ali meydanıdır. Hü dost. Baş indir. Dede huzura varmıştır. Erkanımızın emrettiği üzere önce şeriat kapısına soruyorum. Söyle muhtar. Dededen bir şikayetin var mı? Seni zora koydu mu? Hiçbir şikayetimiz yoktu. Dededen razıyız. Hatta razı olsun. Ey komşular. Ya siz? Dededen bir şikayetiniz var mı? Burası Kırklar Meydanı. Erenler dergahı. DJ olup da diyemeyenler. Sıkıntısı olup da söyleyemeyenler. Çekinmesin. Söylesin. Kötü düşünceler içimizde durmasın. Gönül evimiz kirlenmesin. Meydanda oturan vebal altında kalmasın. Allah, eyvallah.
dede. Dil verdim. Baş kaldır. Döktüğünü doldur. Ağlattığını güldür. Ali Rıza Can, bu tabut nedir? Bu tabut değildir. Bu İsmail'dir. İsmail'imin soğumuş bedenidir. Bektaş Sofu. Esasında onun hakkını aramak sana düşer. Sen onun rehberiydin. İnancımızda rehberlik babadan önde gelir. Ama sen onu terk ettin. Bak Ali Rıza Can, İsmail'in ölümü en az senin kadar beni de üzmüştür. Ama o kendini öldürmüştür. İnancımıza göre hakkın verdiği canı hiç kimse alamaz. Bu çok büyük bir günahtır. Ama bu meydana ölünün getirilmesi görülmüş iş midir? Hakka yürüyen can hakla bir olmuştur. Artık bu durumda bizim yapacağımız hiçbir şey yoktur. Gel Ali Rıza Can, şu tabutu dışarı çıkartıp öyle sürdürelim görgümüzü. Doğrudur. Dualanmış canla ilişkiniz kalmaz. Ama dualanmadan öylece mezara atılan oğlumun sizinle daha çok işi var. Müsaade edersen ben de konuşmak isterim Bektaş Sofu. Aslına bakarsan ben de senin gibi düşünürüm. Lakin canlar arasına düşmanlık, kin tohumları serpilmesin. Ben derim ki bu defalık bu tabut aramızda meydanda kalsın. Ali Rıza Can'ın acısı hafiflerse o zaman bizim de sevincimiz büyük olur bu vesileyle. Madem ki bu davranışımız Ali Rıza Can'ın yüreğine birazcık su serpecek. Madem ki huzurda bulunan erenler böyle uygun görüyorlar. Peki. Tabut aramızda kalsın. Söz senin Ali Rıza Can. Dile gel, anlat. Canlar, kapı bir komşularım. Oğlumu dualamadan, okunmadan, öylece mezara götüren Hüseyin dededen ve Bektaş Sofu'dan bunun hesabını vermesini istiyorum. Bektaş Sofu, rehberi olduğun bir talibin okunmadan mezara götürülmesine nasıl razı oldun? Çok doğru söylersin Ali Rıza Can. İster sağ olsun ister öyle, talibi savunmak onun rehberine düşer. Ama ne yazık ki İsmail talip olmaktan çoktan caymıştı. Bak İsmail. İsmail'le çok konuştum, çok anlattım. Yeri geldi yalvardım, yeri geldi bağırdım. Ama o söylediklerimi duymazlıktan geldi. Ondan sonra lafa gir. Üstelik sen hakkın değil Hüseyin dedenin sofusun diye hakaret etti. Belki de rehberlik görevimi tam olarak yapamadım. Eğer şüphem varsa cezamı çekmeye razıyım. Ben kimsenin cezalandırmasını istemiyorum Bektaş Sofu. Sen değil miydin İsmail daha küçüktü? Bu çocuğa dikkat et, bu delikanlı hepimizden daha iyi sofu olacak diyen. Ne oldu? Rehberlik yapamayacak kadar yaşlandın mı? Yoksa İsmail senin cehaletini mi gördü? Kendine gel Ali Rıza Can. O nasıl konuşmadır öyle? Hak aramayla hakareti birbirine karıştırma. Burası erenler meydanı. Öyle ulu orta konuşulmaz. Ağzından çıkanı biraz tartarak konuş. Tarikatımız insanı eğrisiyle doğrusuyla kabul edin der. Ama adab ve erkanımıza aykırı davrananları hoş görün demez. Hak verdiği canı ancak kendi alır. İsmail inançlı bir Alevi olsaydı hakkın verdiği canı kendisi almaya kalkmazdı. Sofunun dediği gibi bu günahların en büyüğüdür. Tarikat yolcusunun yolu bellidir. İsmail işte bu yüzden dualanmamıştır. Allah acıyandır, koruyandır, sevendir. Ama günü geldiğinde o hesap sorar. Kur'an böyle der. Doğrudur. İnancımızda da canlanmak yoktur. Ne kendi canını ne başkasını. Hal böyle olunca pir duası da verilmez. Bu da doğrudur.
Ama düşündünüz mü İsmail niye hakkın verdiği canı kendi aldı? Ha? Düşündünüz mü? Komşular, canlarım. İsmail'i hepiniz iyi bilirsiniz. İçim öyle çok yanıyor ki. İçim öyle yanıyor ki. Sabaha kadar konuşsam yetmez. Lakin söz hakkı benden de önce gelinime düşer. Gülizar kızım. Bu Demet. Merhaba, ben Demet. Memnun oldum. Süha ben. Demet'i görünce ne güzel gözleri, ne güzel dudakları var. Demek bizim partide de böyle güzel kızlar varmış demiştim. Emperyalizme ve faşizme karşı savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için. Emperyalizme ve faşizme karşı savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için. Kanımızın son damlasına kadar dövüşeceğimize. Kanımızın son damlasına kadar dövüşeceğimize. Emekçilik onurumuz ve devrimcilik namusumuz üzerine and içerim. Emekçilik onurumuz ve devrimcilik namusumuz üzerine and içerim. Nasıl? Daha iyi. Çabuk iyileştiğine sevindim. Ben de. Doktor bir hafta sonra taburcu olacağını söyledi. Yukarıda bir çay içelim mi? Tamam. Ben geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Biliyor musun Süha? Sen olmasaydın Ekrem kurtulamazdı. Davranışın çok cesurcaydı. Yok canım. Ben olmasaydım başka biri yapardı. Hayır, yapmazdı. Mesela ben. Acayip korkmuştum. Ben de çok korkmuştum ama yapmak zorundaydım. İşte ben de onu söylüyorum. Senin içinde var bu. Ben... Seni daha önce de gördüm. Öyle mi? Nerede? Geçenlerde korsan eylemde. Cağaloğlu'ndu ki mi? Evet. NATO'ya hayır eyleminde. Herkes çok tedirgindi. Kalabalık polisin dikkatini çekti. Neredeyse dağılacaktık. Ama sonra...
Sen o taksinin üstüne çıktın. Konuşmaya başladın. Sesin hepimize cesaret verdi. Kimse dağılmadı. Ben olsam hayatta yapamazdım. İsteyen istediği kadar alsın, dağıtabildiği kadar da dağıtsın. Aa, tamam. Ayaklanmışsın. Hoş geldin, geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin, geçmiş olsun Mekler. Teşekkür ederim. Rasul. Geç, buyur otur. Gel oturun. Çok iyi görünüyorsun. İyiyim, iyiyim ben. Merak etmeyin, ben iyiyim. Ben iyiyim de faşistler yine saldırmışlar. Ankara'da 3 ölü var. Durum çok karışık. Gazeteler darbe olabileceğinden bahsediyor. Yok ya, abartıyorsunuz. Darbeyi cesaret edemezler. Darbe olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalın. Hepiniz. Vatan ve milletin refah ve mutluluğu uğruna... Ne olacak şimdi Süha? Ne yapacağız? Bir şey olmayacak. Direneceğiz. Mücadelemizi yeni koşullarda sürdüreceğiz. Her zaman bulunabilen ve özellikle son zamanlarda çoğalan kötü niyetli birçok kişi ve kurmuşlar... Tamam bunlar? İyi, o zaman hepsini alıyorum. Sen devam et. Görüşürüz. Kusura bakma, iş uzadı biraz. Kahveye geldiğinde sen çoktan çıkmıştın. Ne yazıyorsun? Başvuru formu. Nereden çıktı bu? Nereden çıkacak? Okulu bitirdik. Ne yapalım? Böyle işsiz güçsüz bir yaşayalım.
Sen de artık şu müfettişlik sınavına girsen diyorum. Demet, bunu daha önce kaç defa konuştuk. Örgütten bağımsız davranamayız. Örgüt yer altında kalmamızı istiyor. Olmamış gibi, tamam mı? Sakin ol. Hadi. Sakin, sakin. Hanımefendi, kusura bakmayın. Alt kat komşunuz evde yok. Oğlu asker kaçağı. Celp kağıdı gelmiş. 3 kez uğradım, bulamadım. Bunu size vereyim. Siz ona verirsiniz. Tabii, ben veririm. Ama bak, bu çocuk eğer bu hafta içinde karakola gelmezse söyle ona, gelip yaka paça götürürüz. Tabii, söylerim. O kadar şeyi boşuna yaktık. Ne diyorsunuz ya? Canımızı zor kurtardık, sevineceğine. Tamam. Sakin ol. Ya bırak beni. Ben artık korkuyla yaşamak istemiyorum. Yeter. Bugün kurtulduk. Yarın ne olacak? Bunu daha ne kadar sürdüreceğiz? Ne oluyor sana Demet? Daha önce bunları bilmiyor muydun? Biz kimiz? He? Kimiz? Devrimciyiz. Evet, devrimciyiz. Ama ben idealimdeki hayatı yaşamak için devrimci oldum. Hapse girmek için değil. İşkence görmek istemiyorum. Öldürülmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum Süha. Seninle yaşamak istiyorum. Ben de seninle yaşamak istiyorum. Ama ülke bu haldeyken... Bırak Allah aşkına, ülkeyi sen mi kurtaracaksın Süha? Ha? Ne bu ülkeyi, ne de bu insanları kurtarabiliriz. Hem kimin umurunda bizim mücadelemiz? Hı? Hepsi bizi terörist olarak görüyor. Bırak hiç değilse biz mutlu olalım Süha. Ya örgüt? Arkadaşlarımız? Hepimizi yakalayacaklar Süha, hepimizi. Uğrunda mücadele ettiğin o yoksul, ezilen insanlar da bizi yakalayanları alkışlayacaklar. Yapma Süha. Seni seviyorum. Gel hiç değilse kendimizi kurtaralım. Lütfen. Yapamam Demet. Yapamam. Ben yaparım. Ben senin için örgütü de arkadaşlarımı da bırakırım. Sen de bir karar vermelisin. Ya ben, ya örgüt. Gülizar Can, istersen baban konuşsun senin yerine. Sonra sana söz veririz. Yok, ben konuşurum.
İsmail'im çok iyi insandı. Onu duasız koymayın. İçinizde incittiği bir kişi var mı? Kimseye kırıcı bir söz söyledi mi? Bu kara sevda. Kafasındaki o kara sevda rahat bırakmadı İsmail'i. Evliliğimizin sadece iki haftasını karı koca gibi yürüttük. Yeni evliydik. Bir gece yarısı. Neredeydin be İsmail? Öldük meraktan. Kusura bakma Gülüze. Dağlardaydım. Günlerdir seni habersiz bıraktım. Gülizar. Benim başımda bir dert var. Kara sevda. Bazen düşünceler kafama sığmaz olur. Alıp başımı uzaklara, sessiz yerlere gitmek ister. Ne diyorsun İsmail? Bu nasıl bir iştir? Anlatamam Gülizar. Anlatamam. Anlatsam da anlamazsın. Niye anlamayayım? Bana hiç mi güvenmez? Ya bunun güvenle alakası yok. Bak, bilirsin ben küçüklüğümden beri alimleri, sofuları dinler, hisseme düşen bilgileri toplarım. Öğrendiklerim arttıkça dünyanın ve hakkın sırlarını öğreneceğimi zannederdim. Ama öğrendikçe bilmediklerim çoğalmaya başladı. Bu nasıl bir bilmecedir, çözemedim gitti. Ben bile anlamamışken sen nasıl anlayacaksın Gülüz? Olsun, sen kendi anlat. O zaman yemin ver. Söyleyeceklerim ikimizin arasında kalacak, he? İsmail.
Tövbe tövbe. Sen kendini Hazreti Ali ile bir mi tutuyorsun? Delirdin mi İsmail? Anlamayacağını söylemiştim Gülizar. Bak yemin verdim. Eğer köydekiler öğrenirlerse beni hor görürler, düşkün sayarlar. Seni niye hor görsünler, düşkün saysınlar? Köyde herkes seni sever, sayar. Yok Gülizar, ben onları tanırım. Sana bu anlattıklarımı öğrenirlerse beni el gün içine çıkamayacak hale sokarlar. Onlar kim İsmail? Hüseyin dede ile yanındaki sofular. Hüseyin dede, sofular. Ne yaptılar ki sana? Bana değil Gülizar. Asıl kötülüğü bu köydeki insanlara yapıyorlar. Onlar hak için uğraşmayı bırakıp para peşinde koşan zavallılar. Ne diyorsun İsmail? Bak, biz daha olanı biteni anlamaktan aciziz. Gel bu işleri dedelere, sofulara bırakalım ha? Olur mu Gülizar? Herkes kendinden mesul. Biz niye kaderimizi onların eline bırakalım? Düşünelim, aklımızı kullanalım. Hakikati kendimiz bulalım. Ancak böyle kamil insan olabiliriz. Sen delirdin mi? Kamil insan olmak kim, biz kim? Bak Gülizar, yemin verdim. Söylediklerim ikimizin arasında kalacak. Bir hafta sonra yine çekip gitti. Durumdan anamın haberi olmuş. Beni yanına çağırdı. Kocam böyle kaçıp kaçıp nerelere gidiyor diye sordu. Niyetim yoktu cevap vermeye. Ama çok ısrar etti. Ben de dayanamadım. İsmail'le konuştuklarımızı anlattım. Keşke dilim tutulsaydı da anlatmasaydım. Annem babamı, babam da Bektaş Sofu'yu anlatmış. Tabii o da bütün köy. Bir akşamüstü İsmail köye döndü. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Bultu köyünde bir dedeyle 5 gün 5 gece tartışmış. Memnun görünüyordu. Sana sonra anlatırım dedi. Ertesi sabah erken kalktı. Çayırın ötesindeki bahçeyi sulamaya gitti. Saat geçmeden eve geri döndü. Yüzünden düşen 1000 parçaydı. Gülizar, niye yaptın bunu? Ben sana inandım. Sırrımı verdim. Şimdi köydeki herkes benim deliliğimi konuşuyor. Hani yemin etmiştin? Hani kimseye söylemeyecek? Affet beni İsmail. Bir cahillik ettim. Yalvardım. Ama dinlemedi. 2-3 hafta sonra eve döndüğünde bana elmişim gibi davrandı. Yatağını ayırdı. Ben böyle yaşamaya bile razıydım. Ama Felek bunu bile çok gördü bana. Ne olacak? Köyde herkes düşman bana. Zülfü bile. Zülfü mü? Zülfü ya. 40 yıllık arkadaşım selamımı almıyor artık. Nasılsın Zülfü diye hatırını soracak oldum. Şimdi hal hatır sorulacak zaman mı diye savdı beni. Olur mu hiç? Sana öyle gelmiştir. Zülfü seni çok sever. Bir telaşı vardır, o yüzden konuşamamıştır. Ya. Zülfü böyle yapmazdı. Zülfü benim yol kardeşim. O bile değişti. Üzme kendini. Bak görürsün yarın çıkar gelir, gönlünü alır.
Tüfeği ne yapacaksın İsmail? Ava çıkacağım. Sen canlıya kurşun atmazsın ki. Senin rengin solmuş. Yok, bir şey yok. Senden çok razıyım Gülizar. Allah da razı olsun. Sen benim kahrımı çektin. Yaptıkların için sağ ol. Nereye gidiyorsun İsmail? Hey. Dağlara gideceğim. Dağlar beni çağırıyor. Bacı! Babana! Hayrola Tüfe! İsmail! İsmail kendini vurdu. Mezarlığın orada. İsmail! Acını anlıyoruz Gülizarcan. İstersen sakinleş, sonra devam edersin. İsmail'in ölümü beni perişan etti. Ama için için ona kızıyordum. Ölümünden 3 gün sonra İsmail rüyama girdi. Kusura bakma Gülizar. Başka çarem yoktu. Ben ne olacağım şimdi? İyi olacaksın. Bundan sonra daha iyi yaşayacaksın Gülizar. Beni çağırıyorlar. Vaktim doldu.
İsmail'in kıymetini bilemedim. Belki o bir evliyaydı. Ben ona layık olamadım. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın Gülizarcan. Bir kadın kocasına daha başka nasıl yardımcı olabilir ki? Yok. Ben ona yardım edemedim. O da gitti. Dağlarda kurtlarla, kuşlarla konuştu. Dağların rüzgarı, pınarların başı çaredir bana derdi. Bir rüzgar, bir su kadar olamadım. Gözyaşlarına yazık etme Gülizarcan. Sen İsmail için elinden geleni yaptın. Biz de yaptık. Ama olmadı. Artık sana düşen Hak Muhammed Ali davasına sadık bir can olarak yaşamandır. İsmail kendini öldürerek alnınıza bir leke sürmüştür. Belki onu sen temizlersin. Bekleş Sofu. Bekleş Sofu, benim alnımda leke yok. Kızım. Bak, benim alnım tertemiz. İsmail'im kimsenin alnına leke sürmedi. Kızım. Benim alnımda leke yok. Bizim niyetimiz hak almak. Kavga çıkarıp kardeşlerimi bozmak değil. Yeter artık, bu insanları çekti. Bağlayın şu zavallıyı da götürüp gömelim. Erenler, kusura kalmayın. Gençtir. Yaralıdır. Tamam Ali Rızacan. Gülizarcan bizim kızımızdır. Onun acısı bizim acımızdır. Ama burası da kırklar meydanıdır. Erenler dergahıdır. Bu meydanın bir edebi, bir erkanı vardır. Hadi gelin, acısından ne yaptığını bilmiyor. Ama az önce şu gençlerin arasından sesini yükselten kendini bilmezlere ne demeli? Hey komşularım, birbirimizi kırmaya gerek yok. Önemli olan doğruyu bulmaktır. Doğruyu gönül rızalığı içinde yapmaktır. Biz bu meydana gönül rızalığınızı almaya geldik. Ne kadar cesur bir baba. Oğlu için her şeyi yapmaya hazır. Benim babam yapar mıydı? Hayır, yapmazdı. Ama beni polisin elinden kurtaran o adam. Hadi çabuk çabuk, hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Saim Yaşar.
Kimliğini alanlar koridorda beklesinler. Bir yere kaybolmayın. Faik Seyitoğlu. Nazım Karaca. Ali Tezel. Köksal Sönmez. Mehmet Özer. Bu ne lan? Başka kimliği yok mu yanında? Nüfus kağıdımı kaybettim. Yenisini çıkarana kadar bununla idare ediyorum. Canım böyle bir kimliği evinde sen bile düzenleyebilirsin. Üniversitenin bu kartına ulaşman yeterli. Olabilir ama bu benim kimliğim. Arananlar listesindeki fotoğraflarla bir karşılaştırın bakalım işin çıkacak mı? Suri Bayraktar. Buldum galiba. Bu o değil mi? Evet evet benziyor. Galiba o. Yok yanılıyorsunuz. O benim fotoğrafım değil. Senin adın Süha Kaygısız değil mi? Süha Kaygısız bu. Benim adım Mehmet Özer. Babamın adı Bekir. Acıbadem'de oturuyoruz. Kumlu sokakta. Şimdi büyük var. Ama fotoğraf sana çok benziyor. Bir bakabilir miyim? Tabii. Yapmayın. Bu adamın benimle bir alakası yok. Saçlarına bakın. Benimkilere benziyor mu? Değiştirmiş olamaz mısın? Üstelik benden çok daha zayıf. Benimle ilgisi yok. Anlamanın bir tek yolu var. Ailenden birini buraya getirmek. O zaman gerçek açığa çıkacak. Dışarıdakileri serbest bırakın. Bir de şu kimlikteki adrese gitsin. Oğullarının bizde olduğunu söyleyin. Aileden birini buraya getirin. İndirin bunu aşağı. Gel bakalım. Baban yukarıda seni bekliyor. Evladım meraktan öldürdün bizi. Sana kaç kere söyledik değil mi evladım? Oğlum sıkı yönetim var. Şu nüfus kağıdını ihmalkarlığı bırak da çıkar diye. Al bakalım. Babanın söylediğini unutma sakın. Yarın doğru nüfus müdürüne. Nüfus kağıtsız dolaşmayın kardeşim. Tamam yarın hemen çıkarım tamam. Hadi bakalım. Hadi hadi amcacığım hadi işimiz gücümüz var. Hadi 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 hadi. Beni niye kurtardınız? Mehmet'i tanıyor muydun? Mehmet'i yok hayır, hayır tanımazdım. Rahmetli eğer...
Allah yolunu açık etsin. Canlar, Allah rızası için söyleyin. Hanginiz oğlun dualanmasın diyebilir? Hanginiz? Hepiniz İsmail'in ne kadar itikatli bir çocuk olduğunu bilirsiniz. Hazreti Ali bileğini kesmiş. Başlamış kanamaya. Bakmışlar, kırklarında bileği kanamaya başlamış. Sonra Hazreti Ali bileğini sarmış, kanı durdurmuş. Bakmışlar, kırklarında kanı durmuş. Bu ne demektir sence? Hepimiz biriz. Aferin sana İsmail. Aslanım benim. Ellerin Kâbesi var. Benim Kâbem insandır. Kur'an'da, kurtaranda insanoğlu insandır. Alevilik de insan, düşüncenin göbeğindedir. Eliniz böyle kıldan ortadan kesilendirip böyle savuracağını. Açın kollarını. Uçar gibi böyle, kırnalar gibi. Bizim Aleviliğimiz ta Horasan'dan, melametlilikten, kalenderilikten, yesevilikten, babayilikten gelmedir. Huzur dedem gelir bizim ellere. Huzur dedem yeşil, hoşu sarılır. Can intizar beşi sire sürünür. Can intizar peşi sire sürünür. Allah, Allah, hav la ilahe illallah. Etrafına bak Zülfü. Tanrı her yerde, her şeyde. Sen de, ben de, hepimiz de. Bak, Hallacı Mansur bunu anlayıp içindeki ilahi nuru bulunca Enel Hak dedi. Bunun için de öldürdüler onu. İşte bizim de o içimizdeki nuru bulup kamil insan olmamız lazım Zülfü. Enel Hak! İsmail Deli'nin tekidir! Keşke herkes senin anlattığın hikayelerdeki gibi, dinimizdeki gibi olaydı ama... Öyle değil. Öyle deme İsmail. İyi de kötü de içimizde. Vallahi baba ben kötünün var olduğunu bildim de. İyi var mıdır ondan emin değilim pek. Anlaşıldı. Senin nasihatten iyice kafan karışmış. Biz yarın sabah kalkalım. Doğru kasabaya gidelim. Hüseyin dedenin kapısını çalalım. Senin aklındaki sorulara bir bir cevap bulsun. Ne iş yapıyorsun sen? Askerden yeni döndüm. Tarlada babamın yanında çalışacağım. Yetiyor mu tarla geçirmenize? Kıt kanaat yetiyor sayenizde. İsmail neden şehre gitmiyorsun çalışmaya? Şehre mi? Ekmeğini kazanırsın oğlum. Bak babanın durumu da o kadar iyi değilmiş. Ona destek olursun. Şimdi bütün gençler şehre gidiyor. Çalışıyor, para kazanıyor.
Ben para peşinde değilim Hüseyin dede. Ben hakikatin peşindeyim. Kamil insan olmanın peşindeyim. Hem hakikatin yanında para ne ki? Oo. Bunlar derin meseleler İsmail. Demek hakikatin peşindesin. Bu yaşta. Hüseyin dedem, İsmail'im farklı bir çocuktur. Zaten hep sofuların yanında büyüdü. Ben de elimden gelince yol derken öğrettim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu geçici bir ev olmasın İsmail. Kendinden emin misin? Bak gençsin, sofuluğun başka türlü erkanı vardır. Ya ileride zor gelirse? Ben kendimden eminim dede. Benimki gençlik hevesi değil. Aramızda senin gibi gençlerin olması beni mutlu eder tabii. Ama gel sen beni bir dinle. Köyüne dön, iyice bir düşün. Bu arada sofuların filan sohbetlerine katılırsın. Bilgin, görgün artar. Ben Bektaş Sofu'yla da konuşurum. O sana yardımcı olur. İki ay içinde de Cemler başlayacak. Köye geldiğimde konuşurum. Sen nasıl münasip görürsün. Pirimunda yılda bir sefer görgüden geçip görülmek, yıllık abdestini almaktır. De Sultan Abdal'ın dediği budur. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa. Şah diyeni. Siz de şah diyeni öldürürlerse ben de bu yayladan şaha giderim. Ne güzel ya. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk oğlum. Gel otur. Gel. Hayrola İsmail? Bekler sofu bir şey mi dedi? Yok bir şey demedi ama. Ya bana bu sofulardan fayda gelmez. Bunların eline, beline, diline hakim ol demekten başka bir bildikleri yok. Töpe de oğlum. Bu nasıl laftır böyle? Baba kusura bakma ama benim Bektaş Sofu'dan öğrenecek bir şeyim kalmadı. Bak oğul, onlar sen küçüksün dememişler, aralarını almışlar, muhabbetlerine katmışlar. Şimdi böyle demek doğru mu? Baba tamam, bana iyi davrandılar ama ben iyilik değil, ilim hikmet peşindeyim. Ya bunlar daha söze başlamadan ben ne söyleyeceklerini, neyi bilip neyi bilmediklerini anlıyorum baba. İsmail'in halini gördükçe Allah beni affetsin. Onu inancımızın gereklerine göre yetiştirdiğim için kendimi suçluyordum. Oğlum, herkes yolunu şaşırdıysa, hak davasından düştüyse sen bir başına ne yapabilirsin? Bilmiyorum baba. Yani ben bana yol usul gösterecek bir ulu kişi arıyorum. Ama bulamadım. La İsmail! 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 İsmail!
İsmail! İsmail! Ya kızım, ya kızım. İsmail! Lan İsmail! Baba! Zülfü hayrola, ne oldu? Daha ne olsun oğlum ya? Meraktan öldük ya. Uf. Ya baba, meraklanacak ne var? Buralara ilk gelmiyorum ki. Meraklanacak ne varmış? Sen nasıl adamsın ya? Biz senin için kaygınalalım, uykularımız kaçsın. Daha ne varmış ya? Ya sen bir de kamil adam olacaksın. Ben sana böyle mi öğrettim dinimizi, inancımızı? Ne işler açıyorsun başımıza İsmail? Oğlum. Bırak bu dedelerle, sofularla uğraşmayı ya. Ya baba, keşke bırakabilsen. Neyse neyse, hadi. Annem merak içinde, gidelim hadi. Ey Allah, ey Allah. Of of. Bu kırklar meydanında... canlar huzurunda yalan söyleyecek değilim. İsmail'imin hatalarını saklayacak değilim. Elbet onun da hataları oldu. Ama 12 milyonlar sahibindir ki... benim oğlum kötü niyetli bir adam değildi. Bile isteye hiç kimseye kötülük yapmadı. Her şeyin en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalıştı. Son nefesine kadar Hak Muhammed Ali yolundan ayrılmadı. Doğrudur. Hakkın verdiği canı alarak günahların en büyüğünü işledim. Doğrudur. Ama bırakın bu günahın sevabını, günahını, sorgusunu Hakk'a versin. Biz el ele verelim. Onu bu Cem'in iyi bir talibi olarak rızalını verelim, dualayalım. Müsaaden olursa konuşmak isterim Bektaş Sofu. Ali Rıza Can, İsmail'in dualanmasını isteme benden. İnan elimden gelse acının tamamını ben sırtlanırım. Ama oğlun için yapabileceğim bir şey yok. Tarikat erkanının dışına çıkamam. Çıkarsam ben düşkün sayılırım. Emin ol Ali Rıza Can. İsmail'i ben de oğlum gibi severdim. Rehberi olarak ona çok emeğim geçmiştir. Ama burada ona rızalık verip dualarsak erkanımızı bozmaya başlarız. Hayır, yanlış. Siz büyük günaha giriyorsunuz. Kararı buradaki bütün canlar vermeli. Ne oluyor Fatma kadın? Neden söz almadan konuşuyorsun? Benim de söyleyeceklerim var. Madem söyleyeceğin var, önce söz al. Aldım işte sözü. Ali Rıza da söz aldı, Gülizar da. Ama ne çare? Sizin gönül gözünüz kör olmuş. Öyle şeyler söylenir mi Fatma bacı? Acını biliyorum ama... Bırakın konuşsun. Burada İsmail'le nasıl konuşmayacaksa kim konuşacak? Neden destursuz konuşuyorsun Zülfü? Ben sadece Fatma Hanım'ın konuşmasını istiyorum. Bırakın konuşsun. Tabii ki konuşacak. Eğer senin de diyeceğin bir şey varsa çık konuş. Ama önceden söz iste. İsmail'in müsahibi olarak onu savunmak anası babası kadar benim de hakkım. Bunu daha önceden düşünüp söz isteseydin. Öyle söz istemeden konuşup huzuru kimse bozamaz. Ben huzur bozmak niyetinde değilim. Değilsen sus ve ortalığı karıştırma. Ben... Bak hala konuşuyorsun. Bak Zülfücan, sen bir dışarıya çık. Biraz hava al, aklını başına topla, gel o zaman konuş.
Aferin çocuğa. Arkadaşını bırakmadı. Oysa hapishaneye düştüğümde... Efendim. Buyurun. Benim. Evet. Kim? Oo, Cemil. Hatırlamaz olur muyum? Hatırladım tabii. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim ben de. Efendim? Ne yemeği? Tamam, gelirim. Gelirim, gelirim. Ne zaman? Tamam. Tamam, görüşürüz. Geçmiş olsun Sihan. Ah, İhsan, çok affedersin, tanıyamadım. Nasılsın? Yaşlanıyorum herhalde. Sen yine iyisin. Şu bizim halimize baksana. Çok iyisin. Cemil, ne haber? İyilik Sihan. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Kusura bakma, sen içerideyken ne arayıp ne sorabildik? Önemli değil, önemli değil. Buraya davet etmen yeter. Hadi gel oturalım Sersin. Tamam, bir merhaba diyeyim herkese. Sevgi. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? Harika. Harika değil. Ama unutmaya çalışıyorum. Aa, başın sağ olsun. Mümtaz'ın ölümüne çok üzüldüm. Mümtaz seni çok severdi. En çok sana güvenirdi. Ben de onu çok severdim. Yiğit çocuktu. Zaten işkencede tek kelime alamamışlar ağzından. Bütün arkadaşlarını korumuş. Koruduğu insanlar da şunlar işte. Süha'cığım, hadi gel otur şuraya. Hadi oturalım. Anlat bakalım. Bilmem haberim var mıydı? O zamanlar örgüt çok ısrar etti. Ama ben işime devam ettim. Malum ülkenin içinde bulunduğu şartlar, ideolojik durumumuz, arkadaşların her biri bir yerde. Ben kendi alanımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Müteahhit oldum. Evler yaptım. Köprüler yaptım. İşte bugünlere geldik. Malum arkadaşların durumu ortada. Arkadaşlar, eski parti komiseri Süha'nın şerefine. Eğer ölürsem ben partizanca, çav bella çav bella çav bella çav çav çav, sen gömmelisin ellerinle, ellerinle toprağıma, sen gömmelisin ellerinle.
ciao bella ciao bella ciao 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 gelip geçenler diyecek merhaba merhaba ey kızıl çiçek gelip geçenler diyecek merhaba. İşte bir tuhaflık var. Tuhaflık olmaz mı? Herif molotof kokteyllerini evde unutmuş. Benzin bulacağız diye anamız ağladı. Yani içine düştüğümüz durumu düşünebiliyor musunuz? Ya aklıma geldikçe gülüyorum. Yok mu öyle bir şey ya? Berbat olduk abi. Bakarsan çok sıkıldım. Gidelim. Ayıp olur şimdi. Biraz daha dur. Sonra gideriz. Nasıl istersen. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişir feryadı ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Hadi kalkalım artık. Peki. Arkadaşlar bize müsaade. Ya hop hop, nereye daha, gece bitmedi. Sevgiyle konuşacağımız bir konu var da. Evet, alas mı aldık? Peki, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok tuhaf. Burada böyle otururken koğuşun dört duvarı geliyor aklıma. Oysa oradan kurtulacağım günü iple çekerdim. Keşke o günleri tümüyle unutabilsem. Unutmak. Hoş bir şey olsa gerek. Huzur veren bir duygu. Ama olmuyor değil mi? İnsan unutamıyor. Olmuyor. İstesen de unutamıyorsun. Mümtaz'a çok kızıyorum bazen böyle... Erkenden ölüp gittiği için. İşkencede konuşmadığı için. Arkadaşlarını ihbar etmediği için. Onu unutmam lazım diyorum. Ama olmuyor. Sonra... Utanıyorum böyle düşündüğüm için. Sonra yeniden başlıyor. Fatma bacı, söz sende. Buyur, ne diyeceksen de. Allah'ından bulursun inşallah. Şimdi size diyeceklerimi belki 20 yıl evvel demeliydim. Bu var oğlum orada. 20 yıl evvel. Koş, bu var. Hı? Hızır aleyhisselam bana göründü. Bak bunlarla oynuyor.
O günü hiç unutma. Hadi uyuyun mu? Nerede? Hop. Uy, dur bunu olurum. Geleceğim ben. Tamam mı İsmail? Geleceğim şimdi. Çocuğumu kaybettim ya Hazır. Çocuğun kaybolmadı. Erenler sınadılar seni kızım. Sen sen ol, bir daha ayırma evladını kendine. Hızır Aleyhisselam oğlunu yanından ayırma dedi. Ama ben yavruma sahip çıkamadım. Dağlara gitti. Asıl suçlu benim. Oğlumu duasız koyacağınıza beni düşkün sayın. Düşkün sayın da merhamet eyle ya Hızır diyebileyim. Sen acından ne dediğini bilmiyorsun Fatma Bacı. Hızır'la karşılaştığını sanmışsın. Emzikli kadınların böyle hayaller gördüğü çok olmuştur. Yok, ben hayal meyal görmedim. O Hızır'dı. Ah bacım ah. Hızır Aleyhisselam, herkese öyle görünür mü? Neyse. Başka söz isteyen var mı? Canlar, acılarımız ne olursa olsun inancımız gereği İsmail duasız kalacaktır. Bunu herkes böyle bilsin. Şu meftayı mezara taşıyın artık. Oğlumu size vermem. Onu dualamadan götüremezsiniz. Bırakın oğlumu! Bırakın! Fatma. Bırakın oğlumu. Fatma bırak. Fatma dur, kurban olayım dur. Gözüne göre bu haksızlığa razı mı geleceğiz Aliza? Razı yapacağız Fatma. Olmasa dedenin üşüdüne. O da olmadı pirimize. O da hakkımızı vermez. Halk mahkemesine gideceğiz. Sakin ol. Fatma. Hadi. Fatma. Hadi. Bırakın oğlumu. Bırakın. 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 Hızır. Hızır Aleyhisselam bu. Gelin bakın komşular. Gelin bakın. Bakın. Yapılan haksızlığa nasıl da ağlıyor mübarek. Kaçırmışlar. İsmail'in ölüsünü kaçırmışlar. Vallahi kaçırmışlar. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl? Bakın, İsmail ölmedi. Demedim mi size onun yeri kırıkların yanıdır diye?
Yaşıyor. İsmail yaşıyor. Olamaz. Olmaz. Bu benim. Ama ben ölmedim ki. Yok, ölmedim. Ben ölmedim. Ben ölmedim değil mi? Ölmedin. Daha yol bitmedi ki sen ölesin.